Bir önceki videoda iki propil heptan çizmeye çalışmıştık. Şöyle yine yazalım. Molekülü çizmek için elimizden geleni yapmıştık. Ama ekranda küçük bir not çıkmıştı ve bizi uyarmıştı. Aslında bu molekülün adı iki propil heptan değil. Size neden bahsettiğimi daha detaylı göstereyim. Aslında molekülü doğru şekilde çizmiştik. Fakat adı iki propil heptan olamaz. Heptan denmiş yani 7 karbonlu bir alkandan bahsediyoruz çift bağımız yok ve molekül şöyle görünüyor. Sayıları yazarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbon var. İkinci karbonda ise bir propil grubu var. Yani 3 karbon olacak. 1, 2 ve 3. Şu şekilde çizmiştik. Yani bize ad olarak 2 propil heptan verilseydi böyle bir şey çizerdik. Ama aslında böyle bir adı hiçbir yerde görmeyeceksiniz. Çünkü hatırlarsınız. Bize molekül verildiğinde en uzun zincire bakarız. Buradaki en uzun zincir de heptan değil. Yani şu lila renkli yer değil. Uzun zincir aslında buradan başlayan zincir. Buradan başlarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yani daha uzun bir zincir elde ettik. İşte molekülün omurgasını bu kısım oluşturuyor. Yeşille çizelim bağlı olan gruba en yakın yerden numaralandırmaya başlarız. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9. En uzun zincirimizde 9 karbon var. Yani söz konusu olan bir nonan. Burada ise bir metil grubumuz var. Yani ana omurgamızın 4. karbonuna bağlı olan bir karbon var. O zaman 4 metil yazalım. Çünkü buradaki metil grubumuz var. Yani bu molekülü adlandırmak istersek 4 metil nonan dememiz lazım. Çünkü 2 propil heptan diye bir şey yok. Ama her halükarda bunların ikisi de bizi doğru çizime yönlendirir. Yani aslında böyle bir adlandırma yok ama olsaydı molekülü bu şekilde çizerdik. Ama bize verilen bu molekülü bu şekilde isimlendirirsek yanlış yapmış oluruz. Evet, doğrusu 4 metil nonan olacak. Heptanla başlarsak en uzun zincirden başlamış olmuyoruz.